Herkese merhaba. Arkadaşlar, arta kalan yufkalardan şahane bir börek yapacağız. Hem de 3 renkli. Burada 2-3 tane rendelenmiş havuç var. Burada da karışık peynir kullandım. Çökelek, tulum, arta kalan küçük küçük peynirlerden. Burada da ben patates püresi kullanıyorum. Çünkü şu an elimde patates püresi var. Haşlanmış patatesiniz olursa o da olur. Arta kalan bir patates püresi vardı. Onu değerlendirmek istedim. Ve yufkalarımız var. Evet, şahane börek yapmaya başlıyoruz. Öncelikle tepsimizin altını yağlayalım. Ben üstelik sobada yapacağım. Daha da lezzetli oluyor. Hem pratik hem de lezzetli tarifler için takipte kalmayı unutmayın. Kanalımda ücretsiz. Abone olursanız çok sevinirim. Burada 2 adet hazır yufka var. En altına çiğ olan havuçlarımızı koyuyoruz. Ve düzeltelim. Parçalanmış yufkalarımızdan tamamıyla havucumuzun üstünü örtelim arkadaşlar. Ve yağlayalım. Şimdi sıra patateslerimizde. Patateslerimizi de püremizi de serpiştirerek dağıtalım. Ve tekrar arta kalan yufkalarımızdan üzerini kapatıyoruz. Ve tekrar yağlayalım. Öyle çok fazla yağlamıyoruz. Islatıyoruz diyelim. İstediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Ben şu an zeytinyağı kullanıyorum. Evet, sıra 3. katmanımıza geldi. Burada da karışık peynirlerimiz var. Onları da serpiştirerek dökelim. Sevdiğiniz bütün peynirler olabilir. Burada 3-4 tane peynirin karışımı var. Kaşar, tulum, çökelek, kuru peynir. Evet, onları da bir tabak ayırmıştım. Arta kalanlardan üzeri için bir harç yapıyorum böyle. Yine aynı şekilde parçalanmış yufkalarımızdan kapatalım. Evet.
İçe doğru katlarsanız daha pratik oluyor. Bu kadar yağımız var arkadaşlar. Yarım bardak kadar yağ koyacağız üstü için ve bir çay bardağı kadar da sütümüz var. İkisini güzelce harmanlayıp böreğimizin en üstüne dökeceğiz ve dökmeye başladık. Üzeri içinde isterseniz çörek otu ya da susam gibi baharatlardan da kullanabilirsiniz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimiz pişti. Çok da güzel olmuş. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Video tariflerin devamı için kanalıma destek için abone olmayı, sevdiklerinizle tariflerimi paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim.